Dancing in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call... Ha aynen. Şey doldu. Koyu çek açtı. Denize doğru. Şey diyor. Şimdi değerli jüri üyelerimiz bu inanılmaz uzun mesafeli uçuşta hiç benden etkilenmeden bakalım kaç puan verecekler. Kaldırıyoruz puanları. 9 puan geldi bu arada. Muhammed 8 puan, Berke 8 puan, Yağmur 8 puan, Doğukan 7 puan. Evet. Puanları tutalım lütfen. 8, 8, 16, 23, 31, 40 puan oldu. Evet. 40 puanla inanılmaz bir puanı hanesine yazdırıyor. Gerçekten yorumsuzdu. Muhammed nasıl bu kadar uzağa gidebildiler? Bununla ilgili bir teknik bilgi paylaşır mısın bizimle? Nasıl bir aerodinamik çalışma yapılmış? Üç böcek bir çiçekle. Çok teşekkür ederim sevgili Selin. Erçin'e gitmeden önce pilotun yanında olacak ama şimdi yanında sıradaki takım Genk var. Genk az sonra sevgili İbrahim Yasin'in yanında olacak. Yanında Serra, Deniz, Mustafa ve Mustafa olacak Genk takımı. Nasıl gidiyor şu ana kadarki takımları, nasıl değerlendiriyorsun sevgili Serra? Ama az önce sizi ellerinizi oluştururken ve gözlerinizi parladığını gördüm. Şu ana kadarki performansları geçebileceğinizi düşünüyorsunuz sanırım. Ne söylersin bununla ilgili? Öyle bir şey söylemedim bir kere. Eğlenmeye geldim.
güvenle çıkıp inmek istiyoruz. Evet, kendine başarılar diliyoruz. Hava, toprak, su ve ateş büyükücüler. Az sonra Akpan'ın üzerinde muhteşem bir atlayış gerçekleştirecekler. Alalım sizi yavaş yavaş rampanın başına. Bu arada Erçin'in yanında kaptanımız var yanılmıyorsam. Evet, şu an itibariyle 3 böcek 1 çiçek takımının çiçek gibi kaptanı Vera Tırkan bizlerle gerçekten muhteşem bir atlayış gerçekleştirdiniz. 3 genç mühendisi iyi ki takımınızı almışsınız ki bu uçuş gerçekleşti. Birazcık da Vera senin duygularını öğrenelim. Merhaba, öncelikle çok heyecanlıyım. Şu an ağlayacak gibiyim birazcık. Benim için en üst seviyede bir şey demekte. Çok güzel bir etkinlik. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım. Veracığım, kaç metre uçtuğunu biliyor musun? Hemen şu an yönetmenim kulağıma söyledi. Tamı tamına 10 metre uçmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizleri Vera. Harika ve bir soru. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Performans puanları 40 oldu. Evet, ben sözü tekrardan İbrahim Selim ve Aslı'ya bırakıyorum. Erçin, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşürüz. Birazdan sevgili izleyenler günün ilk sürpriziyle karşınızda olacağız. Gözlerimizi denizden gökyüzüne çevirme dakikaları yaklaşıyor. Şimdi iki kez Guinness rekoru kırmış Red Bull pilotu Dario Costa bizimle olacak. 14 yaşından beri uçan Dario, İtalyan akrobasi şampiyonasının en üst kategorisini kazandı ve Red Bull Air Race Challenger Class'a katılarak galibiyet kazanan ilk İtalyan pilot oldu. Bu arada denizden de bizi izleyenler var. Onlara da bir el sallıyoruz. Hop, salladık. Çok güzel oldu. Dario Costa'nın bir videosu var ekranlarda. Umarım kaçırmıyorsunuzdur. Oldukça heyecan verici bir video. Gözümüzü karda. Yönetmenim. Bütün sahip olacak. En sevdiği hareketlerden biri Dario Costa. Motoru kapattı. Serbest düşüşle şimdi bırakacak kendisine. İnanılmaz bir G kuvvetiyle denize doğru geliyor. Akrobasi pilotunun sözlükteki karşılığı işte Dario Costa. Yine bir flip ardından tekrar döndü. Çok sert bir dalış. Hemen teknelerin biraz açığından duman bırakarak yine gökyüzüne doğru tırmanıyor. İşte en tehlikeli anlardan biri. Tekrar kontrolü, zaten kontrol oldu ama kontrolü yeniden almış gibi yapıyor bize. Ama inanılmaz bir soğukkanlılıkla Dario Costa neredeyse duracak seviyeye getirdi az önce uçağını. Şimdi sola doğru sert bir sort ile bir kez daha seyircinin karşısında suya doğru alçalıyor Dario Costa. İşte Red Bull'un kanatlardaki logosunu hep birlikte gördük, bize gösterdi, selamladı, tekrar çıktı, 360 yapar gibi yeniden döndü havada. Sola doğru ikili vurguyu yaptıktan sonra şimdi motor kapatır gibi adeta duruyor. Sanki bir helikopter. O sırada Dario Costa bir kez daha duman açarak müthiş bir G kuvvetiyle denize doğru dalışını gerçekleştiriyor. Ve karada da Dario Costa için büyük alkışları gönderiyoruz. Hadi İstanbul! İnanılmaz bir görsel şöleni imza atıyor Dario Costa. Hayranlıkla seyrediyoruz. Onun için adeta sakız çiğneyerek yolda yürümek kadar doğal ve rahat, kendisini en rahat hissettiği yerin gökyüzü olduğunu her fırsatta söylüyor Dario Costa. Ve şunu yerimizdeki pilotumuz, kadın pilotumuz sevgili Yağmur da şu anda hayranlıkla Dario Costa'yı izliyor. Yağmur, neler söyleyeceksin? Ben bunu baktım, muhtemelen 6G'ydi orada. 6G, evet. Sen tabii ne kadar G yediklerini tahmin edebiliyorsun.
bayılmaya sebep olabilecek bir kuvvet. 6G. Çok fazla pozisyonda kalmıyor ama Dario Costa. Bakalım. Şimdi güzel çevirdin. O zaman tekrar kameralarımız rampada. Ve game performansları için hazır. Hazır. Harikaydınız. Şimdi atlayış için hazırlar. Yerleşiyorlar uçuş araçlarına. Enteresan bir pilot alanı. Şambreli tutunuyor. Sanırım takımımız hazır. Hazır mısınız arkadaşlar? Hanımlar, beyler, kim geliyor? Kocaman bir alkış. Yine sona doğru hızlanan bir takım. Bakalım. 10 metre yapacaklar bence İbrahim. Hadi inşallah. Bu bizonla. Ya zaten üstünde değil de kanadın altında mı olsaydı acaba Selim? Yani sevgili İbrahim, biz sizin görmediğimiz noktada rampanın bitiş noktasını çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi gördüklerimize inanamadık. Az önce jüri üyelerimiz de gözlüklerine inanamadı, çıkarıp bir daha baktı. Ama zaten o süre içerisinde çoktan Marmara'nın serin sularıyla... Gerekirse aslında denizden biraz
Teşekkürler. Çok harika. Söylüyorum. 29. Alkışlıyorum. 29 puanla Aslan'ı kaybetmeyerek performansı için göklerde Albatros'u bildiğimi ortaya alıyoruz. Yavaş yavaş alıyoruz. Aldık. Almışız. Hazır olan mı? Yapışın. Çok teşekkür ederim. Harika ediyoruz. Şimdi Sayın Albatros sunucular değildi. Albatros sunucular. Gözlerde Albatros değildin. Olur insana Albatros değil. Olur inşallah ya. Çünkü hepsi de arkadaşlar ne yapıyorlar. Gerçekten aletlerin uçmaya uygun başladı. Biz de izliyorlar. Atıyorlar. Sana doğru hızlanacağımı umut ediyorum. Çok güzel. Atlıyorum. Seni bir suya inemek bunlar. Sevgili İbrahim, bu yaşanan bir olay. Tüm dünyada bugüne kadar gerçekleşen ve bu... Acele etmeyin çocuklar. Acele etmeyin. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar sizi telefonlarsın. Yavaş. İbrahim Bey'in son sen de gelip bitirebilirsin sonu izleyin açarlar. Kesmekse bunu tutarsın. Gerçekten Cumhur'un imdilatçıya harikaydı. Senin sevgili İbrahim hemen jürilerimiz sonları kaldıracaklar. Fazla bir yoruma gerek olmadığını düşünüyor jürilerimiz. Hazırsak çok hızlı gidiyorlar. Çok hızlı gidiyorlar. Yani bunu o kadar hızlıydılar ki bir de onları o kadar güzel bir sevgiyen yapmışım 38 bin tane kafaları bir anda afişlerini dövüştüm. Hala haydi ben ilgileyim ben bu kadar koşuyorum. Gerçekten Hanımlar beyler, sayranma yayın hazır mı? Dikkatli olun. Zehri İbrahim'in kayseri. Kuşan maçlarımızın inanmayı olmamak gerekiyor. İnanmayı mı olmak istedim? Yoksa o olarak mı gerçekten? Evet. Gezse gezse gidiyor hayatı. Hiç acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Derden tutun. Ve yönelik yaparızlar. Biraz daha yapalım. Ama beyler hayatı anlamaya yani daha çok düşmeye doğru gidiyorlar gibi. Bu atlamaktan çok düşmek hızlı gibi sanki. Ve bakalım ne oluyor. Harika bir atlayış olmuş gibi sanki. Selim ne diyorsun? Şimdi lambanın suvarla buluştuğu anı gördüm. Hala tekerlekleri de dönüyor. Bu da şova ayrı bir hava kattı bence. Yalnız İnanımız bayağı değil. Yani bir tek o yerli olarak medya sonrasındaki hareketlerimize öğreneceğiz ama önce bu anlamayı alalım.
Evet, şu anda yönetmenim bana bildiriyor. 14 metre retrosini izleyeceğim. Ve canlı olsandaki izleyicilerimiz 14 metreye girebileceğim. Ve sevgili Ali, sevgili Gezer. Kampı hazır mıyız? Doğamımızı hazırlayalım. Aynı anda kaldırıyoruz. Rebo TV üzerinden şu anda bizi de seyreden sevgili izleyicilerimize puanlarımızı göstereceğiz. Hazır, puanlar kalkıyor. Azal 8, Ali 7, Müge 7, Caner 8, Kamukle 8 puan. Ya puanlar hep aynı gidiyor. Yani birbirlerinden tamamıyla bağımsız olarak kaldırılan puanlar son iki yarışmacıda da aynı şekilde. Bravo. Sormuyorum Müge neden 7 diye aldım cevabı az önce. Evet, şimdi topladığımız puanları hanelerine yazdırıyor Jack and Jones ekibi. Sudaki temizlik sağlandıktan sonra bir sonraki yarışmacımızla devam edeceğiz. O da şu anda rampada görmüş olduğunuz gibi 2019'daki Red Bull uçuş gününde bizlerle birlikte olan Radyo 2019 geldi. House müzik severlerin, elektronik müzik severlerin yakından tanıdığı efsanevi radyo, Radyo 2019 geri döndü. Ve sevgili Mehmet Cavcı zannediyorum pilotumuz 2019'un dışında bu sene kanatları yok. Radyo 2019 üzerinde iki minik kanadı vardı, küçük melek kanadı. Bu da yaklaşık 9 metre uçmasını sağlamıştı. Bu sefer kanat yok. Evet, şimdi kameralarımızı Jack and Jones pilotuyla röportajı gerçekleştirecek Erçin'e çeviriyoruz. Evet Erçin, söz sende. Teşekkürler Selim. Ben de şu anda Jack and Jones pilotunu bekliyorum. Aslında kendisini Viking gemisiyle bekliyordum bakmadığı için ama yine sağ olsunlar. Yardımcı oldular. Hoş geldin. Gökhan Altı uçuş geçeceğiz. 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 Gökhan Altı İşte video. Geçen seneki pilotumuzun beyaz taytına dikkatinizi çekelim. Hakikaten dikkat çekti zaten sevgili Selim. Şu an ne yapıyorlar? Evet. Ne yapıyorlar? Can çekişiyorlar. Bir sıkıntıları var galiba. Çok iyi. Gerçekten cesur bir kıyafet seçimi. Demek ki evet, spor 2019 yazına damga vurmuştuk bu taytla. Aynen. Caddebostan sahilde bu taytla gezen onlarca. 3 sene geçti tabii Selim. Evet. Arkadaşlar önlemlerini almışlar. Matematikte aslı gibi oldu. Harika, gerçekten cumbulo binmişsiniz. Kaplanlarımız Serhan Sabanlar 43 yaşında İstanbul'dan katılıyor. Ekip üyelerimiz Koray Tuncel, Asrın Uzay Çoltu, Volkan Uca. Bu ne kadar güzel bir uçuş aracı böyle ya. Ne kadar güzel. Bombak şekli. Koray Güçkıran var. Koray Güçkıran var bize. Yanlış olmuş. Çok özür diliyorum. Koray Tuncel yok o zaman. Tamam. Peki. Peki. Çok güzel bir uçuş aracınız var. Bombak şeklinde. Hangi şarkıyı çalıyorsunuz hoparlörde? Sophie Tucker. Drink it. Güzel. Peki. Peki, yaratıcılık puanlarını söyledik mi? Söylemedik.
Ben duyamadım. Ben de duyamadım. Kaçtı Aslı'cığım? Yönetmenimiz Aslı. Kaç ya? Yaratıcılık puanları... Yaratıcılık puanı. 44 puan almışsınız. Alkışlarımızla. Gayet yüksek bir puan. Hiç vakit kaybetmeden Radyo 2019'u performansları için rampaya alıyoruz. Elektronik ve su pek iyi anlaşamaz diye biliyorum İbrahim ama bir sıkıntı yok. Yani bilmiyorum, su geçirmez teknolojisi bayağı ilerledi. Nasıl şakalarım 90'lardan kalmış? Gayet iyi ya, böyle bir nostalji 90'lar hep tutar aslında. Radyo 2019'un performansı daha çok sahili coşturma üzerine. Sahilden destek istiyor Radyo 2019. Şimdi uçmak için araçlarının başına geçiyor. Aslı'cığım, senin bir tahminin var mı? Kaç metre uçarlar? Bence uçarlar bir 16 falan uçarlar. Rekor kırılır diye düşünüyorum. Anlıyorsun bu işten ha? Evet. Çok yanlı olduğum belli mi şu an? Evet. Çok beğendim ama tasarımı. Zannediyorum hazır gibiyiz. Kocaman bir boombox'la atlayacak ve ayakta atlayacak. Gördüğüm kadarıyla vazgeçti, eğilip atlayacak. Tekrar kalktı. Fotoğraf çekiyordu. Tekrar eğildi. Durmaya mı karar verdi? Acaba ne yapacak? Hazır geldi. Radyo 2019 uçmaya gidiyor. Kocaman bir alkış istiyoruz şimdi sizden. Harika, gerçekten hıçkırır gibi dibine düştüler rampanın. Sevgili Selim. Şimdi İbrahim, bir şey söylemek lazım sevgili Aslı, sevgili İbrahim. Radyo 2019'un uçuş makinesi hemen düşmüş olabilir ama pilot belki rekor kırmış olabilir çünkü havada zıplayarak daha da ileriye gitti. Bakalım kaç metre, pilotun düştüğü yer mi yoksa makinenin düştüğü yer mi? Bunu tabii Dünya Red Bull Uçuş Federasyonu hakemlerimiz değerlendirecek. Şimdi hemen hakemlerimizin puanlamasına geçeceğiz. Yönetmenime soruyorum, kaç metre olduğu belli mi? Çünkü bu puanlamayı etkileyecek. Evet, puanlamayı alıyoruz. Puanlamayı alıyoruz. Değerli jüri üyelerimiz, sevgili Hazal, puanımızı kaldıralım. Ali, Müge, Caner, Kamufle hazır. Evet, puanlar geldi. 7, 6, 13, 19, 26, 7 daha 33 puan veriyor jüri üyelerimiz. 33 puanı gönderdik buradan Radyo 2019'a. Şu anda Marmara'nın serin sularında boombox'ımızı Taksar ekibi karaya çıkarmak için insanüstü bir çaba gösteriyor. Pilotumuz da yavaş yavaş karaya doğru yaklaştı. Selamlıyor. Alkı selamlıyor. Biraz sonra röportaj yapacağı için ıslak saçlarını geriye doğru yatırdı ve erkeğin yanına doğru yaklaşıyor. Evet, şu an itibariyle Radyo 2019'un pilotu sevgili Serhat Sabahlar yanına doğru ilerliyor. Evet sevgili Serhat'ı yanıma alacağım. Bu arada Radyo 2019 yılında da bizlerle Red Bull uçuş günündeydi. Ve kaptanı sevgili Red Bull Resonant diyeceğim bir çarşıydı. Bu sene aramızda yok ama Serhan bizlerle. Hemen Serhan'la uçuş hakkında bir duyurma alalım. Valla hatırlıktan sonra hatırlamıyorum. Bir de sevgili hatırlıyorum ama çok iyi. Yaşandı bitti diyebilir miyiz Serhan bir an evvel? Yaşandı bitti.
Bu arada gerçekten uçuş öncesindeki performansınız da çok güzeldi. Sevgili İbrahim'in de söylediği gibi Cadde Bostan'ı şenlendirmeye yönelik bir koreografi vardı. Mesafenizi merak ediyor musun Serhan? Merak ediyorum. Mesafeniz tamı tamına 9 metre. Tebrik ediyoruz sizleri. Ve Serhan Sabanlar'a da Radyo 2019'a teşekkür ediyoruz. Ve sözü tekrardan İbrahim Selim ve Aslı İnan daha bırakıyorum. Çok teşekkürler Erçin. Yanımızda 12. takımımız var. 12. takımımızın ismi Leyli. Efendim takım kaptanımız 18 yaşında Yiğit Eren Kar. Şu an Aslı'yı alçıya aldılar. Onunla sohbet ediyorlar. Hoş geldin. Ne anlatıyorlar Aslı? Şaka yapacaklarmış. Onun sırasını anlatıyorlar. Tüm büyüğünü bozuyorlar. Yok artık. Peki ekip üyeleri de? Ekip üyelerimizi bir sayalım. Takım kaptanımız henüz 18 yaşında Yiğit Eren Kar. Hoş geldiniz. İstanbul'dan katılıyor. Ekip arkadaşları İsmail Emre Acar, Dora Tatar, Umut Caner Uğur. Hoş geldiniz. Sevgili Yiğit, Kabataş Erkek Lisesi'nde robotikle uğraşıyor musun? Değil mi? Robotikle uğraşıyoruz. Thank you.
8 puan. 1 de 8 puan.